Burhan Şeşen, 15 Temmuz 2023, bir gün. Müslüman kardeşim, oku. Toplumu değiştirmek, yaşam anlayışınızı kabul ettirmek, yobazlık, bağnazlık yerine iyi bir Müslüman olmanız hem bu ülke hem de vatandaşlar için daha hayırlı olacaktır. Bugün bu yazımı belki de bu gazeteyi hiç okumayan, hatta okuyanlardan ve bir gün çalışanlarından, yazarlarından hiç haz etmeyen muhafazakar bir kitle için yazacağım. Deniz yıldızı örneğinde olduğu gibi bir kişide bile farkındalık yaratıp düşünmesini sağlayabilirsem ne mutlu bana. Sevgili muhafazakar arkadaşım 29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayacağız. Sizin oylarınızla seçilen Cumhur İttifakı'nın seçim sloganı Türkiye Yüzyılı'ydı. Geçen günlerde Hande Yener'in konserinin iptal olması için Balıkesir Sivil Toplum Platformu'nun altında imzası olan kuruluşlar ve bunları oluşturan sizler nasıl bir bildirinin altına imza attığınızın farkında mısınız? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 50 yıldır Avrupa Birliği'ne girememesinin bir haksızlık olduğunu düşünerek Avrupa Birliği üyesi olabilmemiz için yeniden harekete geçmişken böyle çağ dışı bir manifestoyla ülkemize ne kadar zarar verdiğinizin farkında mısınız? Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde milyonlarca genç şarkı söyleyip dans edip eğlenirken müziğin sayesinde sosyalleşip farklı kültürleri tanırken sizler helal yoldan kontrollü bir şekilde kültürel faaliyet ve etkinliklerde bulunulması öğüdünü nasıl verebiliyorsunuz? Bu yazdıklarınız küreselleşen dünyada Avrupa Birliği'ne girme sürecimiz yeniden başlamışken Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında bir engel değil mi? Diyorsunuz ki bu festivaller gayri ahlaki ilişkilere, sarhoş edici içki ve madde kullanımına, isyan ve başkaldırıya yönlendirmektedir. Yani diyelim ki namazında niyazında bir genç sevdiği bir sanatçının konserine gitti diye birden içki içmeye, madde kullanmaya, isyan ve başkaldırıya mı girişecek? Yani bu nasıl bir mantıktır? Böyle diyerek dini inançların bir şarkıyla ya da bir konserle bu kadar kolayca değişebileceğini düşünmek yüce dinimize saygısızlık değil mi? Devam edelim. Ülkemizin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bu zorlu günlerde bu gibi faaliyetlere son verilmelidir diyorsunuz. Yani bu bir anlamda ne demek? Müzisyenler ve müzik sektöründen ses, ışık sistemi, ulaşım, güvenlik, lojistik, reklam, turizm, pazarlama ve benzeri ekmeğini çıkaran yüz binlerce insan aç kalsın. Peygamberimiz Hazreti Muhammed yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi olgun, mümin değildir. Derken siz hangi cüretle aileleriyle birlikte milyonlarca insanı açlığa mahkum etmek istiyorsunuz? Gerçekten de anlamak mümkün değil. Gelelim işin en vahim tarafına. Diyorsunuz ki yapılan her türlü etkinlikte kız erkek bölümünün ayrılması. Yani bu konserler harem selamlık olsun istiyorsunuz. Yani kızımızla, eşimizle, annemizle, ablamızla beraber bir konser izlemeyelim. Onu bırakalım, hiç tanımasak bile sinemada, tiyatroda, toplu ulaşım araçlarında, konserlerde niye kadınlarla birlikte olmaktan bu kadar kaçınıyorsunuz? Her kadın gördüğünüzde şehevi duygularınız uyanıyorsa, Belki de psikolojik destek almalısınız. Toplumu değiştirmek, kendi yaşam anlayışınızı herkese kabul ettirmek, yobazlık, bağnazlık yerine iyi bir Müslüman olmanız hem bu ülkede yaşayan vatandaşlar hem de ülkemiz için daha hayırlı olacaktır. Fazla uzatmayayım. Dönelim yine harem selamlık konusuna. Bu bir defa anayasaya aykırı ama belki sizler için dini hükümler daha önemli. O zaman da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesine bakalım. Ne yazıyor bu konuyla ilgili? Harem selamlık İslam'ın bir emri değildir uzun süren oturmalarda ve sohbetlerde rahat olabilmek ve hoş olmayan davranışlardan korunmak için özellikle Osmanlı döneminde alınmış bir tedbir ve tercihtir. Doğrusu İslam ahlakı açısından fena da değildir, tercihe şayandır. Ancak bunu İslam'ın bir emri gibi görüp, kadınla erkeğin bir arada bulunamayacağını söylemek ve bunu dinin bir vazgeçilmesi kabul etmek doğru değildir. Bunu da sanırım anlatabilmişimdir. Son bir söz. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı ile ilgili? Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere kadar her alanda çağ atlattık mı? Sizin de gözünüzden kaçmamıştır burada neyin eksik olduğu? Sanat. Gelin bu eksikliği yasaklayarak, korkutarak, cezalandırarak, ötekileştirerek değil, birleştirerek giderelim. Burhan Şeşen